Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Benim yerinde. Yeni bir gün içinde birkaç tane video çekmek zorundayım. Çünkü iş hayatımdan dolayı. Ama bu video muhtemelen hoşunuza gidecek. Çünkü gündemdeki bazı şeylere... Aslında işte kısa mini gündem sohbet ya. uzatma gel. Gel şimdi buraya. Slam'dan sonrasından bahsediyoruz. WWE employees says undisputed title run will end whenever Roman Reigns says so. Şimdi diyor ki Roman ne zaman isterse bu süreç o zaman biteceği yönünde bir şey söylemiş. Bir çalışan, WWE çalışan arka plandan bir şey gelmiş. Arka plandan bir şey gelmiş. Fightful Select. Bunda Fightful bildirdiğine göre buna bence dikkat etmemiz gerekiyor. Ben Ask sorulduğu zaman diyor. da WWE, bir, WWE'den bir kaynağımıza sorduğumuz zaman diyor. Bu arada bir kere daha değineceğim. Bu Fightful falan. Bunlar arka alanda böyle birilerinden öyle güzel bir şey oluyor ki böyle para falan esliyorlar bunları. Onlar da içerideki maç kardı sızdırıyor, haberleri sızdırıyor, bilmem kim görmüş hepsini sızdırıyor. Ve bunun kim olduğunu bilmiyorsunuz. Tabi da bir de buna önlem almıyor. Çünkü internette ne kadar çok konuşulursa o kadar çok tıklanma oluyor, o kadar çok e, ismi gündemde kalıyor. Biri kalıyor. Bu da başarılı bir hamledir bence. Neyse. Ya bu aslında kaçınılmaz bir şey. Başarılı hamleden ziyade kaçınılmaz olduğu için adamlar da neyse hadi deyip göz ardı ediyorlar belli ki. Roman Reigns will drop the World title whenever Roman Reigns and Paul Heyman. Paul Heyman ve Roman Reigns ne zaman isterse bu süreç o zaman bitecek diye bir şey söylemiş. Fightful'dan işte sorulduğu zaman arka alandan biri. Şimdi bak bu çok kritik bir şey bu arada. Benim tahminim resmen 40'a kadar gidecek Roman Reigns ama önümüzdeki senin SummerSlam'ı gibi falan ya da o civarlarda bitebilir gibi geliyor bana bu süreç. Ama bu işte aman Bloodline'la ilgili bir şeyler olur. Kardeşler, kuzenler falan hepsini geçtik. Roman Reigns'in bu süreci bence Hulk Hogan'ın en azından rekorunu kırmak. Ondan üstü artık çok zor. En azından bin günü de açtıktan sonra Hulk Hogan'ın da rekorunu kırarsın. Ondan sonra tamam. Ben böyle düşünüyorum. Ki doğru bulmuyorum. Roman'la Paul Heyman ne zaman isterse o zaman bitecek bence. Çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta WWE yönetimi de o kadar şey değil yani. Bu adamlar dur bakalım bunlar ne yaparsa yapsın diyeceğini de zannetmiyorum doğru söylemek gerekirse. O yüzden ee, ne kadar doğrudur bilemiyorum ama bir süre daha sürecektir diye düşünüyorum bu olayların. Evet, Kyrosayne WWE'ye geri döndü arkadaşlar. Expected im im immediately. Kyrosayne'i çok izlemiş biri değilim. Çünkü zamanında o dönemlerden aktif şekilde bir WWE izleyicisi olmadığım için, güreş izleyicisi olmadığım için NXT'deki yaptıklarını falan çok takip etmedim. Hatta bulunduğu sonradan benim de aktif takip ettiğim dönemde de pek dönüp dönüp bakmadığım için Kyrosayne ile ilgili çok bilgim olmamasına rağmen e, yer vermek istedim çünkü Kairi e, En azından işin Japon tarafından gelen kişiler arasında çok değerli bir yerde olduğunu da biliyorum Bakalım Korsan Prenses Ne olacak WWE'de nerelere gelebilecek ama Triple H birazcık NXT'deki kişilerden e, Son yıllardaki özellikle NXT type değerlendirmeyi çok iyi başarabiliyor Bazen de çok seçip batırıyor tabii ki bu da var Bazen geri getiriyor hiçbir şey yapmıyor <laughs> Yani bakalım birazcık %50 %50'yim burada Biggie'nin geleceği birazcık sıkıntılı durumda. Arkadaşlar bununla ilgili pek konuşmak istemez. Bu şekilde konuşmak istemezdim ancak doktorlarının bir kısmı Biggie'nin asla geri dönmemesi gerektiğini söylemişler. Burada bir yerde haber vardı. Var mı? Yer yani vermişler mi? Vermemişler. Okuduğum kadarıyla Biggie'nin söylediği doktorlarım bu boyunun kırık olduğu için bu şekilde e, bence güreşme demişler. Yani Biggie'nin durumu anlık bir kırık da. Yani çok çok kötü bir şeydi abi. Canlı canlı o gün orada olan kişiler Biggie'nin direkt ölümüne falan tanıklık edebilirlerdi. Çok riskli bir olaydı. Çok üzücü bir şeydi. O yüzden dönmese de oluştu. Ve Biggie şöyle bir şey de yapmış. Bu işte yorumculuk olarak WWE'deki yetkililerle falan görüşmüş. Acaba hani yorumcu olabilir miyim? Bu da birazcık beni üzmedi değil. Çünkü Biggie belli ki güreşe dönmesi çok riskli olacak. Çok sıkıntı olacak. Güreşe dönmeme ihtimali çok çok yüksek ki bence... Ee... Şimdi edge örneği var yani anladın mı? neyin ne olacağını yine de bilemeyiz. Ama Biggie'nin birazcık sıkıntılı durum olduğundan dolayı yorumculuk içinde konuştuğunu biliyorum. Drew McIntyre discusses the idea of turning heel. Şimdi bu güzel. Bak bu bence tek başlı başına bir video konusudur. Bunu da söyleyeyim. Sadece bu, bu konuyu bile konuşabiliriz yani. Evet o zaman o, geçeyim falan. Hayır tabii öyle bir şey yok. Şimdi burada konuşacağız. Drew McIntyre'ın heel olması bence kendisi açısından çok başarılı olur. Günter'i yenebilecek kişilerden kesinlikle biriydi. Drew McIntyre bence şu an yine bir main eventer'dır. O oraya çıkardığın zaman sırıtmayacak biridir. Maalesef Drew McIntyre'ın tam main eventer olduğu, şampiyon olduğu dönemler pandemiye denk geldiği için insanların gözünün önünde bunları yapamadı ya o da işte uktedir işte böyle. Çünkü Drew McIntyre'ın 2020 Royal Rumble'da aldığı reaksiyonu hatırlayın bu arada. Bak Drew McIntyre'ın şöyle bir durumu vardı. Şimdi yükselen bir grafiği vardı Drew evet. Ama Brock Lesnar'ın o dominant performansını koşenin yardımıyla Claymore'la attığı zaman ele elediğinde inanılmaz tepki aldı. Hatta ve hatta Royal Rumble'ı kazandığı zaman bile Drew McIntyre iyi tepki aldı. Şimdi Drew McIntyre Rumble maçına gelirken aldığı tepkiye bakın. Giriş, sırasında, giriş sırasında. Lesnar'ı elediği zamanki tepkiye bakın. Ondan sonra maçtaki bulunduğu zamanda ve kazandığı zamanki tepkiye bakın. Şimdi bir bırak Lesnar, Roman bunlarla ilgili mevzular olduğu için şeyin içinde Royal Rumble maçında ve bunları da hani elediği zaman bir şey diyeyim mi? Drew McIntyre bir yıldız olarak doğmuştu o Ondan sonraki süreçlerde Wrestlemania'da seyircilerin önünde Brock Lesnar'ı yenseydi çok daha başka olurdu. Yapacak bir şey yok. Drew McIntyre bana göre bir main eventer'dır. Ama ben de doğru buluyorum. Bir sürü insan demiş ki Drew McIntyre'da hani heel olsa nasıl olur falan diye. Bence Drew McIntyre kesinlikle heel olarak main eventer kalibresinde o seviyelerde çok başarılı olabilecek biri. Ben Drew McIntyre'ın Heal olmasını dört gözle bekliyorum. Street Profits. Eh, işte yine heal oldum. bence yakışacağı kişilerden ikisi. Street Profits. Bobby Lashley ile beraber geri döndüler. Ve ortalığı karıştırdılar, saldırdılar. Bu güzel bir şey. Bence çok güzel detaydı. Şöyle de önemli bir şey var. Bobby Lashley yeni bir Hurt Business mı kuruyor? Ya da başka bir şey mi bilmiyorum ama sanki böyle siyahiler etrafına toplayıp bir oluşum mu oluşum Ben de sıkılıyorum çok sürekli her yerde her yerde Her yerde stable olmasından dolayı ancak Bu adamların böyle kullanılması bir de takım elbise falan takılıyor daha da çok hoşuma gitti Beni mutlu eder. babileşliği de farklı şekilde görürüz tekrardan Olmaydı hali gerçekten iyiydi. Bak Babileşli'nin kariyerinin zirvesidir bence Kemer dağıldı zaten Şampiyonluklar yaşadı United States iki kere WWE bir şampiyon oldu. Bir tanesi de Brock Lesnar yenmişti biliyorsunuz. Ama Roman sayesinde ama değil. yapacak bir şey yok. Şu oluşumun ben benim ilgimi çekiyor. İlgisini çekmeyenler olabilir. Ben benim için mesela SmackDown'da dur bakalım işte ya yani bir, bir, isim verecekler mi oluşuma ya da vermeyecekler mi devam edecekler böyle yollarını bilmiyorum. Görmek çok ilgi ilgimi çekiyor yani. Sheamus says WWE has wasted his momentum. Sheamus demiş ki WWE benim momentumumu düşürdü. Şimdi Chames has the match of the... evet Günter'le Yılın maçı falan işte muhabbetleri Clash at the Castle'da. Ama işte devamı gelmedi. Tam böyle momentumla yükseldim. WWE benim momentumu düşürdü dedi. Haklı mı? Bence haklı bu arada. Ama bu demek değildir ki hani Intercontinental'ı alsın Günter'i. Günter'le bir şey deneniyor abi. Buna kimse de bence hayır diyeceğini düşünmüyorum. Tabii ki sıkılanlar vardır Günter'in. Ya yani ne zaman kemer süreci uzasa bu devirde artık insanlar sıkılmaya başlıyor. Haklılar mı? Kendilerince tabii ki haklılar. Ama Günter'le bir şey deniyorsun ya, buraya kadar getiriyorsan rekoru da kırdırırsın anladın mı? Öyle Drew McIntyre'miz, Sheamus'miz falan değil. Onu hepsini arka plana attıktan sonra Günter rekoru kırar sonra değişir işler. Ama Sheamus bence hala çok potansiyel... Potansiyel de demek yanlış olur bu yaşta birine de. Ee, bir şeyler yapabilecek meziyetleri hala var. Hala bir şampiyondur benim gözümde, şampiyon olabilecek biridir. Nasıl kullanılır bilmiyorum ama Clash at the Castle'dan sonraki momentum'un düşmesi konusunda haklı bu arada. Ama başka ne şekilde kullanılabilirdi? İşte bir United States şampiyonu belki olabilirdi Aston Tier ile. Ee, ama olmadı. Bakalım nasıl kullanacak. Evet, Rhea Ripley will be the first woman. Bu, bu arada şeyden, SummerSlam'dan önceki bir haber. SummerSlam'dan önceki haber, 2012'den sonra ilk defa bir kadınlar şampiyonu SummerSlam'da yer almıyor. Ya bu ötekisi yer alıyor diye yapılan bir şey birazcık. Bir de 2012'de Layla mesela yokmuş. Ya bir şey diyeceğim size. Memnun musunuz ya Riyaripli'nin bu durumundan? Gerçekten memnun olanlar var mı? Ben hiç memnun değilim Riyaripli'nin bu durumundan. Nedeni de şu. çok ya Şu an benim gözümde ne Bianca ne Asuka, Charlotte hepsinden daha ön planda olabilmesi olabilecek ve olması da gereken kişidir Rhea Ripley. Re -Ripley şu an dominant işliyorlar mı? Evet erkeklere kafa tutuyor, bir şeyler yapıyor falan ama kemerle, feud bazlı falan bir şeyler görmemiz gerekiyor. Bunları bir türlü yapmadılar. Natalya falan tokatladı ya öylesine. Ben hiç memnun değilim Riyadipler'in bu sürecinden. Judgment Day bünyesinde olduğu için çok aktif. Hatta Judgment Day'de bir sürü şeyi izlenir de kılıyor. Ama kendisinin de bir Kemal olaylarını izlememiz lazım artık. Şu an gerçekten aslında hiçbir şey yapmadan sanki 100 küsür gündür fan şampiyon yani. Bu benim canımı sıkıyor. Lütfen daha aktif görelim. Riyadipler. Riyadipler kötü demiyorum ben. Artık bir şeyler yazın şu kadına ya. Anladın mı? Bir şeyler yapın yani. Bak hep aktif. Sürekli SmackDown'da, NXT'de her yerde. Bir sıkıntı yok ama kemerle de olayı tek eksik noktası. Onu da verin. Reripli 4 dörtlük şu an. Net yani. Ve son olarak WWE, evet, WWE hayranları SummerSlam'da Cody'nin neden diskarifi olmadığı yönünde bir şey var. Çünkü burada çelik basamakları, steel steps'i alıp vurdu. diskarifi olması gerekiyordu. Ya bu bazen estetiliyor ya. Bunu daha önceki maçlarda falan da gördük. Kimse kusura bakmasın. Sadece bu maç özel de bir şey değil. Böyle şeyler oluyor arada bilmiyorum. Hani maçı estetik katmak açısından mı ya da artık böyle bir şey e, diskalifiye olmadığı anlamına mı geliyor bilmiyorum ama ya kuralları değiştirecekler. bir şey yapacaklar ya da gözden kaçan bir şey bu. Bilemedim. Ya bir kere zaten bu maça bir tür eklenmesi gerekiyordu bence. Bu maça bir en basit no yapsaydın biraz daha aksiyonlu bir şeyler yapsaydın olabilirdi ama olmadı. Yine de Cody bir şekilde yenecekti zaten. O yüzden çok da üzerinde durmuyorum. Ama bu gözden kaçan detaylardan biri midir? Evet. Duruma göre bakalım. Şu bak. Herkes bundan bahsetmiş. E bu oldu niye diskalifiye olmadı falan diye. Yani. Ama bak steel steps are a gray area. Bu gri bir alan. Bunu daha önce de gördük çünkü. Bu yüzden bundan bahsetmem gerekiyor. Her zaman böyle bir şey yapıldığı zaman diskalifiye olmuyor. Bunu birkaç örnek de veremiyorum şu an ama tartıştığımızı hatırlıyorum ben bunu daha önce. O yüzden ekstra üzerinde durmuyorum ama her zaman diskalifiye olunmayabiliyor bazı şeylerde bunu da unutmayın. Diyerek mini bir gündem böyle şeyimizin maratonumuzun turumuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın artık gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Survivor serize doğru arada Payback'la de var. Bakalım neler olacak. Ben kaçtım görüşürüz. Bay bay.